Bence oldu. Tamam. Herkese merhaba. Hayal kızı. Of çok zor. Hello. Evet, vlog açılışını buradan yapmak istedim. Bu hafta arkadaşlarımla tatile geldik ve yeniden bir vlog kararı aldım. Çünkü diğerini çok sevdiniz, neden olmasın. Şimdi paylaşacağım size tüm detayları. Burada bir kadınlar plajı varmış, oraya gidiyoruz. Çok da beceremiyorum vlog çekmeyi, o yüzden bakalım nasıl olacak. Evet, geldik. Kadınlar plajı, Zehra Kuleli Beach Restoran olarak geçiyor. 25 TL bir giriş ücreti var. İçeri girince bu şekilde. Yan tarafta tesisler, böyle bir yol var. Şurada bir perdeli kısım var. Orası kadınlara ayrılan bölüm. O tarafa doğru geçiyoruz şimdi. Deniz biraz, ben daha önce de gelmiştim buraya. Deniz biraz taşlık, o yüzden ayakkabıyla gelmek gerekiyor. Ama gayet güzel, durgun bir deniz zaten, Fethiye'nin diğer denizleri gibi. O kısımda çekim yapmak yasak ama eğer biz şu an erken geldik. Eğer sakinse bir kısmını çekip hani denizinde gösteririm size. Şöyle göstereyim. Burada böyle takılma alanları var. Şimdi şeye doğru geçelim. Perdeli alana doğru. Şezlonglar ücretsiz, ekstra ücret verilmiyor. Yani 25 TL giriş ücreti, şezlonglar ücretsiz. Yakında komple yamaç, kariyere doğru. Arkamızda komple yamaç. Ve yoldan gelirken de bak, özellikle hiçbir yerden gözükmüyor. Böyle bir konuma konumlandırmışlar. Buradaki diğer plajlar yoldan bakıldığında tepeden gözüküyor. Fakat burası bu şekilde, denizi çok temiz. Şöyle taşlık ama gerçekten yani bayıldım. Bunlar plajından çıktık. Yarın içine tekne turu için rezervasyon yaptırdık. Plaj için geri dönüşlerime gelecek olursak. Fiyatına göre çok uygun ki hani kadınlar plajını bilirsiniz normalde. Otellerin olunca çok yüksek fiyatlarda olur oteller. Burası da yine bir otelin fakat dışarıdan ekstra giriş olması güzel. Hem de fiyatına ve hani kalitesine göre çok çok yani güzel. Denizi çok güzel zaten. Fethiye'nin her yerinin denizi çok güzel olması gibi. Burası da çok güzel. Önünden minibüs geçiyor olması güzel. Şimdi ben böyle anlatınca sponsorlu falan gibi oldu ama hayır öyle değil. Yani ben çok sevdim, çok keyif aldım. Siz de alın diye anlattım. Yoksa hiçbir alakam yok yani kurumla. Bir yanım diyor ki bunu herkese söylemelisin. Herkes bundan faydalanmalı. Bir yanım da diyor ki ama o zaman çok kalabalık olur bir dahaki geldiğinde. Şöyle olur falan. Ama yapacağım bunu sanırım. Çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Zehra Otel Kuleli Beach diye geçiyor sanıyorum ki. O şekilde. Ben yine kameraya bakmayı unutuyorum ya. Öyle. Devam edeceğiz yarın. Evet arkadaşlar. Bugün. Şey gibi değil mi? Tarkan gibi. Bugün tekne turu. Bakalım neredeyiz. Evet arkadaşlar bugün ya kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu saatte nereye gidiyorum acaba? Başlıyorum o zaman, tamam. Hadi daha güzel bir yere geç. Orada bak resmen avukat pozu, duruşma bekleyen avukat pozu. Adliyede çaktırmadan kendini çeken. Acaba kim? Günaydın. Yine trollenen birkaç açılıştan sonra bunu yapıyorum artık. Tekne turu yapıyoruz bugün. 12 Adalar tekne turu Fethiye'den, merkezden bindik teknemize. Gittiğimiz her yeri çekeceğim inşallah. Şarjım bitmez, başıma bir iş gelmezse. Daha önce bu tura hiç gelmemiştim, 12 Adalar turuna. Sadece işte bu Fethiye'den kalkan diğer işte Kelebekler Vadisi olan ne turu bilmiyorum. İşte Dalyan turu, Göcek turu falan yapmıştık. Ama bu ilk olacak. Bakalım, ben de merak ediyorum. Size her yeri çekeceğim. Allah.
ilk durağımıza yanaşıyoruz. Sanırım tam yanaşacak burada. Kıyıya kadar. Denize girme kombinimi çok soracağınızı düşündüğüm için arkadaşıma verdim. Şu an ona çektiriyorum. Şöyle bir göster. Ferracığım. Ayı falan. Bu normalde benim üzerimdeki bir haşama değildi. Bunu ben birkaç sene önce böyle yağmurluk gibi falan almıştım. Ama aklıma geldi. Hani gayet güzel gözükür. Hani haşama olarak da kullanabilirim diye. Sadece belini sıkamadığımız için kalkma ihtimali var. O ihtimale karşı da içime mayomu giydim. Bu da eski bir haşamamın taytıydı. Ama daha kolay kuruyacağını düşündüğüm için bunu giydim. Bu şekilde. Çok güzel. Çok güzel. İkinci durağındayız. Ama buranın adını bilmiyorum. Biraz ıslanınca ve böyle kollara ağırlık yaptı. Normal eski haşamamı giydim ben de. At. Ve demin hiç balık yoktu. Ah bak şimdi. Kapışa gitti yine. Aa doğmuş aynı. Ah kaptı bir tanesi. Son adadayız. Ama o kadar yoruldum ki bir önceki adada uyumuşum. Çekemedim Katrancı Adası'yı. Şu an son ada akvaryum adası mı, akvaryum koyu mu öyle bir şey. Yine çok güzel su. Şöyle göstereyim kızlar da orada izliyorlar gözüksün. Şu şekilde yapabilecek miyim bunu? Hadi gireyim bari ya. Bir daha ne zaman geleceğim? Ama çok yoruldum. Ve kurumak çok zor. Kanki sen başla. Günümüz nasıl geçti sence? Hadi. Günümüz aslında güzel geçti. Tekne turuna. Evet. Göcek'ten biraz farklı olsa da yine de koylar çok güzeldi. Yani. Evet. Şu an sadece yorgunuz ama. Şu an aşırı, evet, tekne gezisi aşırı yoruyor. Bilmiyorum, bizi ben çok yoruldum, sen de. Tabii ki de yorulduk. Bir de biz ekstra yani normal plaja gitmekten göre aynen. Bugün de ekstra olunca. Erken kalkıyorsun falan bir de. Bir de çok sallıyorum yani sallana gidiyoruz. Hala şu an beynimizin içi sallanıyor yani. Oturduğum yerde kafam dönüyor şu anda. Ve gece uyurken düşünemiyorum. Neyi sallanacağız. Öyle ama yine de tavsiye ediyoruz değil mi kanki? Evet kesinlikle. Fethiye'ye geldiğiniz zaman illaki bir yolunuzu tura ayırın. Zaten bir sürü tur var. Herhangi birine bile gitseniz olur yani. Gayet güzel bir keyifliydi. Bir de şöyle bir şey vardı. Bizim bulunduğumuz tekne 40 kişilik bir tekneydi. Yani aslında 90 kişilik bir tekne olup pandemi dolayısıyla 40 kişi olduğu için çok rahat, ferah ferah geldik ve böyle hiç oturduğumuz bölümde kimse yoktu yani. Sadece bir aile daha vardı. İşte, eğer gelirseniz biraz daha kapasiteye göre bakarsınız. Aynen, aynen. Yemekleri de gayet iyi. Bir dolara binmek. Yemekleri de böyle açık büfe olanlara benim bakarsınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, arkadaşım şu anda tombalık salda. Tam bir influencer. Ya evet ya. Vallahi ya. Tombalıklı salatasıyla. Öyle işte yapıyoruz bir şeyler. Ama tamam, bayağı bolmuş ya. Bence gayet doyacağım. Aynen doymazsın diye düşündüm ama gayet. Evet, burayı da şey yaparsak, seversek ekleriz. Pizzalarımız da geldi. Burada pizzalarımızı gösterelim. Aa gelmemiş. Tamam, İçecekler geldi. O plaja dair en kötü şey yemekleri olabilir değil mi? Sanki otel bize içinde lavaboları yok. Kantin hamburgeri. Lavabo yok mu? Kapalılar için. Dışarıda. Şey aynen normal karma bölümde yani, giymeleri gerekiyor aynen. İçeride. Büşra bugün bize karşılaştığın olayı anlatır mısın o
teknedeyken kadınlar plajımıza atılan lafları. Evet. Çok sinirlerimiz bozuldu arkadaşlar. Bunu dinleme. Tabii ki paylaşacağız. Böyle bir harem biç olarak koymuşlar. Halk arasında bay erkek kadın ayrı diye söylenip duruyorlar yani ve hani orada yüzeceğinize gidip leğende çimin dedim. Aynen öyle. Çünkü etrafı kapalı ya bir tık. Halbuki içi gayet ya gayet tatlı. Güzel. Gayet çok hatta güzel. Çok keyif aldığımız. Aynen. Suyu gerçekten deniz çok güzel. Ve insanlar burada yani her yer herkese her yer açık. Olabilir. Her yer insanların yani. Tek bir yer o şekilde etrafı kapalı diye yani işte harem beach diyorlarmış. O da yani öyle çok büyük alanı kaplayan bir yer. Çok da büyük bir alan da değil ama çok rahat ettiğimiz bir alan. Perdelerle etrafı çevrili olduğu için. Fakat insanlar ona bile tahammül edemiyorlar maalesef. Her yerde var. Bir tane yapmışlar ve ona da söyleniyorlar. Çok canımız sıkıldı bu muhabbeten. Atamadı gitti. Öyle. Beni buradan duyuyorsan. O şerefsiz. Kimsenin sesi çıkmayacak. Kimse buna dur demeyecek mi arkadaşlar? Yalan dayı. Aynen. Ama bulurum ben o adamı. Yarın teknedeki kaptan misin? Dayı sen. Teknenin adını verelim mi? Teknenin adını bizi bunu yazarız aşağıya. Söylüyorum. Tamam ya. Kahvaltımıza geldik. Uzun bekleyişlerin ardından arabamızı saatlerce bekledikten sonra bunu hak ettik. Çok güzel. Bugün plaj kapanana kadar buradaydık Kadınlar Plajı. Şimdi size net bir şekilde gösterebileceğim inşallah. Bu şekilde bir alan ayrılmış kadınlara. Şu direkten yani o direk boy değil öyle söyleyeyim aslında. Küçük bir alanmış gibi gözüküyor ama hem çok kalabalık olmadığı için rahat oluyor. Hem de şu direğin olduğu yer hani boyu çoktan geçmiş bir yer gibi düşünürsek şeyi de açıklığı da var yani rahat yüzülebilecek. Şu dubalara çıkıp oradan atlayabiliyoruz. Zaten en keyifli şey o oluyor. Şuradan direkt çıkıp yürüyüp şuradan atlıyoruz mesela sonra. Evet, Zeynep Hanım. Size yer kalmadı mı araçta? 50 kilo insanı bir yere sığdıramıyorlar işte görüyorsunuz. Maalesef. Kapatıyorum bagajı. Hazır mısınız buna? Buna hazır mısınız? Zeynep Hanım. Ya kanki. Bir şey diyeceğim. Herkes derbeder. Ben bagajda. Hazır mıyız? Değilim. Resmen şu noktadayım şu an. Beşinci günden herkese selam. İki gündür Kadınlar Plajı'nda vakit geçirdiğimiz için hiçbir şey çekemedim. Çünkü sabah gidiyorduk, akşama kadar oradaydık, oradan çıktık. Arkadaşlarımız yaşıyor burada, onların bizi yemeğe davet etmişlerdi. Orada falan takıldık. Şimdi bugün de saklı kente gidelim, gizli kente gidelim. Akşam bir arkadaşımızın köyde düğünü olacak burada. Kına gecesi pardon, ona gideceğiz. Başka? Yarın da yine düğün olacak. Yarın için planımızı da daha tam netleştirmedik ama bugün saklı kent ve gizli kentte olacağız genel olarak. Ondan sonra burada bir kumsal bir alan var. Yine burada yaşayan arkadaşlarımızın keşfettiği, çok da kalabalık olmayan bir deniz kenarı. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Orayı da size göstereceğim. Şimdi burayı bir çekeyim ben size. Bu şekilde oturuyoruz. Böyle yanlarımızda hamaklar ve salıncaklar var. Çevireyim arka kamerayı. Salıncaklar. Kızlar burada oturuyor şu anda. Salıncaklar bu şekilde hamak böyle bir restoran işte bakalım şimdi bir şeyler atıştıracağız sonra kanyonun içine doğru gireceğiz inşallah biz de. Suyun içinde kalsın ayakların ayakkabın kötü ya. Evet şimdi büyük kanyon mu? Hayır, dijital.
İzlikent'teyiz ve Zeynep Yalçınkaya yine fotoğraf çekiyor. Bütün tatil boyunca. Herkes fotoğraf çekiyor. Bakayım. Bak, bak kayalar falan çok güzel. Burada da bak böyle. Bakalım. Hadi seni de bak boşken herkesi burada bir çekeyim bence. Beni çekme haşam alayım orada boydan alma beni. Ama çok güzel çıkıyor kayalar. Geç sen ben seni çekeyim. Tatilde bile fotoğraf çeken Zeynep Yalçınkaya'ya şahit ediyorum. Bu kentteyiz. Şu şekilde bir kanyonun içinden yürüyoruz ve yukarıdan bir tok sesi duyuldu. Birilerinin koştuğunu gördük. Ve sonra şöyle bir alandan kaya düşmüş, kaya karşıya çarpmış. Oradan da aşağıya yani insanlar kaçıştı resmen. Biz de şu an 3-4 tane aile vardı. Aynen. Biz de şu an bıraktık geri dönüyoruz maalesef. Topuktayız şu an. Ben en çok korkak kişi olarak tip aldım. Elim hala titriyor farkında. Ben çok korktum. Ama peşinde bir çocuk şoka girdi. Evet, evet. Çok korktum. Görüntüyü siz çekebildiğini söylemedi. Aslında tam o sırada çekiliyor olsaydık gözükecekti. Bum diye bir ses geldi, o çok garipti. Ya videom açık olmalıydı. Nasıl yaptın bu hatayı? Öyle çok korkunç resmen. İnsanlar kaçıştı, birisine teyit geçti yani böyle. Ay Allah korudu. Şuraya isim yazınca, Eliz'i bırakınca ne oluyor yani? Hayattaki tek başarınız şuraya şu ismi yazmak mı? Nedir yani? Ya bu vlog uğruna telefonumu düşürürsem çok kötü olur. Şu an geçmeye çalışıyoruz. Bir de sıkıntı çok yüksek ve çok soğuk. Saklıkent kaçışından sonra kendimizi köyde köy yemeği yerinden bulduk. Bahsettiğim deniz burası. Bu şekilde her zaman sakin olan bir yer. Fakat şu an çok dalgalıydı. Biz de biraz kıyıya yakın yerde dalgalardan tokat yedik. Şimdi köye gidiyoruz. Zeynep şu alttaki olmuş sanki. Bu mu? Evet. Yok o olmamıştı. Al bak. Bir tane de açık olan var orada. Bak balı akıyor, balı. Hani? Ben o tam önünde var ya. Allah belanı vermesin senin ya. Çek. Bak şurada var Zeynep. Bir tık böyle yumuşak şey olmuş ya. Güzel mi demek? Bak şunu al şunu. Bak evet hemen elinin orada var. Hani? Sen insen de ben çıksam oraya. Ya git seni taşımaz. Ben 49.6 kilo oldum. Ya çokmuşsun sen. 50 olsan taşımaz. Gelin ve damat giriş yapacak böyle bir alanda. Oldukça geniş bir alan. İnsanlar böyle tamamen evlerine oturmuş. Burada da elti var. Elti Münati. Efendim alkışları duyamadık. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz Ahmet Bey? Beşinci günümüz. Bugün Saklıkent'e ve köy denizine gittikten sonra şimdi bir köy düğünü diyeceğim. Bu da Kına Gecesi. Kına Gecesi'ndeyiz.
hep birlikte hazırlandık hıphızlı, ışık hızında. Çok hızlı oldu. Hazırlandık ve geldik. Büyük bir meydanda yapılıyor kına. Etrafta sandalyeler var ve insanlar sandalyelerde oturuyor. Organizasyon önce arkadaşlar hazır mıyız? Kına'ya şimdi kına girişi olacak. Hazır mıyız? Son günümüz. Kahvaltıya geldik. Koyabilecek misin? Evet Berra, hadi şovunu yap. Alev çıkan. Çaydan ya, bir şey kanka bunu ya. Ben tutayım, tamam. Hayır hadi. Kanka içine bakar mısın? Ne ben oldu? Bunu içmek istemem yani. Ne var ki? Bak bir içine. Bakmadım, kanka. Hadi bakın. Kanka çay var içinde. Sap sarı su, görmüyor musun? Ama o çaydan bunun iç yansıması. Ne şey diyeceğim? Öfkeli kalabalık kızıyor. Aa, ama çay da çok bulanık. Görüyorsunuz sarı suyla yapmış. Birazcık suyundan koyun. Demini test etmem gerekiyor. Dök bakalım. Kanka sarı durmuyor ya. Normal çay işi. Ben açık istiyorum. Suya demiyorum. İçine bir logunu göster de yalancı çıkmayalım. Lütfen arkadaş. Aa, çay dökülmüş ama içine. Normal ki. Hayır hayır. Dibi böyle rengi sürü gibi. Dibinde çay vardı. Çayın rengi o. Onu niye ciflemiyorlar böyle? Evet, ortamımız böyle bugün. Kahvaltı mekanımız çocuğum çekin kadrajımı kapat. Aa, oldu mu şimdi? Neyi çekiyorsunuz? Burada bir misafirimiz var. Korkma ve kaçma. Kovalıyorum seni. Aa, ama ortamımız çok güzel. Bak gitgide küçülüyor. Artık mı getiriyorsunuz? 1.2 gram çıkması gerekiyor yoksa bir şey yazıyorlar. Ya. Bence de ya. Oldu hepsi. Ne çekiyoruz arkadaşlar? Bugünkü programımızdan bahsedelim. Büşra yine gitti yattı oraya. Bugün birkaç saat sonra uçağı yokmuşçasına. Bugün son günümüz Fethiye'de. Akşam düğün var. Düğüne gideceğiz köye. Kaş'a gideceğiz. Kaş'ın bir köyüne. Başka ne yaptık ya? Çok tipsiz. Dinlenmeli bir gün bayağı. Evet, uzunca bir uyku çektik. Çünkü dün gece geç gelmiştik. Ve çok yorulmuştuk. Bir haftanın yorgunluğu vardı artık. Şimdi 2'de mi uyandık? 1'de uyandık. 1.30 gibi falan uyandık. Kahvaltımızı etmek için Göl Evi diye bir yere geldik. Şöyle bakabilirsiniz. Kahvaltımızı da ettik. Şimdi Büşra'yı havaalanına bırakacağız. Ankara'ya uçuşlar günde bir tane olduğu için maalesef o bizden biraz daha erken ayrılacak bizden. Kankim gel. Son saniyelerim, son saatler. Çok güzel bir saatinin sonundayız seneye şu anda. Seneye yapacağız evet, bunu. Evet, inşallah seneye tekrar. İnşallah. Bakalım o şekilde şimdi de Dalaman'a gidiyoruz. Kanki yanımdaki minnap getiriyorum. Kerem'e. Evet. Kocası bahçesinden. Minnap toplayan bir ponçik. Durdeli abilerin. Hadi gidiyoruz biz. Evet, hadi. Hadi çok hepiniz. Sıcak evet sıcak. Akşam düğünde görüşürüz. Dün kınada hiçbir şey çekemedim doğru dürüst. Yani biraz çektim, biraz çekemedim. Ama köy düğünü çok keyifli, çok eğlendik. Bu akşam herhalde dünkü kınaydı. Bu akşam herhalde daha çok eğleneceğiz diye tahmin ediyorum. Hakan Tuğçe Orkestrası bir ömür boyu mutlular diliyoruz efendim. Heyecanlı bir an. Çevirmeye takıldık. Düğünden dönüyoruz. Kanka geliyor ama. Düğünde sesten hiçbir şey çekemedim. Çok üzgünüm. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sahte versen de anlamadım. Aga.
Alkol şeyleri bu. Biz de alkollü değiliz. Yani ikimizden belli olduğu üzere. Belayı çekmedik. Yani, hadi bari başlatmışken videoyu şeyi anlatayım. Hadi düğünümüzü anlatalım. Özet geçelim. Biraz çok güzel bir düğündü. Çok eğlendik. Hatta beklediğimizden daha çok eğlendik. Hiç oturmadık. Aynen. Bir dakika. Gerçekten oturmadık. Uf, ışık gitti ama dur. Ha. Ege neşesi dedikleri şeyi ya, anlamış Ankara olduk. Havalarıydı. Ankara havası değil, çifte telli onlar. Yok, çok Ankara'da çaldı. Hayır be. Ankara havası değil. Bir sürü Ankaralı şey, evet, şeyleri geçti. Tam 7 kere ömrüm meleği yaşadık yani. Meleği. Ama güzeldi, çok eğlendik. Herkes çok neşeli, mutluydu. Ortam güzel olduğu için. Yani müzik falan değil, tamamen ortama kapılıyorsun. Efsane güzel geçti o yüzden. Çok da değil mi Berra'cığım? Arada... Ayıp olmasın diye oynadın o kadar. Oynuyorsun diye mutlusun sanıyorlar. Aynen. Kadriye abla ve Durdali abi de bizi çok iyi ağırladı. Teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Durdali Dalgın, Fethiye Balayı fotoğrafçısı, düğün fotoğrafçısı. Ekleyin. Takip edin. İnstasını aşağı bırakırız. İnşallah. Linkini kaydırarak. Durdali abi, Kadriye abla, her şey için teşekkür ederiz. Hamdi. Sağ olun. Her şey için çok eğlendik. Çok güzel geçti. Öyle. Hamdi ve Zeynep çiftine buradan mutluluklar diliyoruz. Esen kalın, hoşça kalın. Kapatıyorum.